Arkadaşlar, bu videomuzda Neokaridina akvaryumlarında su değişiminin nasıl yapıldığını anlatacağım. Öncelikle çeşme suyuyla su değişimi yapabilirsiniz. Çeşme suyumuz çok kötü ise, yani 1000 mikrosiemens, 2000 mikrosiemens, hiç öyle bir çeşme suyu görmedim de, diyelim ki öyle çok kötü. O zaman ozmoz su artı GHKH mineral, yani Neokaridina minerali kullanarak da değişim yapabilirsiniz. Ama tabii de bu biraz masraflı olacağında çeşme suyuyla tercih ediyor hobiciler. Şimdi suyumuzu bu şekilde bir 10 litrelik, 20 litrelik şişeye alıyoruz. 3-4 gün dinlendiriyoruz. Kapağı açık halde olacak. Bunu başka hızlandırılmış şekilde nasıl yapabiliriz? İçerisine hava taşı atarız, hava veririz. 3-4 saat havalanır, içerisindeki klor gider. Veyahut da su düzenleyiciler var. Su düzenleyiciler içerisindeki ağır metalleri bağlayıp zararsız hale getiriyor. Kloru atıyor. Onu atarak bir 15 dakika çevirdikten sonra hava taşıyla kullanabilirsiniz. Ben bunu şimdi dinlendirdim zaten. Onun için öyle bir işlem yapmayacağım. Suyumuzu kovamıza aktarıyoruz. Kovamız 20 litrelik bir kova. Fakat benim kullanacağım su 10-15 litre civarında bir su. Onun için biraz daha doldurayım. Yeterli gelecek. Öncelikle akvaryumumuzun iletkenliğini ölçelim. Akvaryumumuzun iletkenliği 385 mikrosiemens civarında. Neokaridina karidesler için 400 mikrosiemens civarı yeterli. Suyumuz, çeşme suyumuz da zaten 400 mikrosiemens civarında çıktı kendisi. Güzel. Bu su 500 mikrosiemens, 300 mikrosiemens olabilirdi. Bir sıkıntı olmazdı. Yine akvaryumumuza direkt ekleyebilirdik. Fakat örnek vermek gerekirse sizin akvaryumunuz 250 mikrosiemensse ve eklediğiniz su da 800 mikrosiemens olacaksa karidesler bir bocalama yaşayabilir. Neokaridina karidesler dayanıklıdır. Fakat yine de bir bu kadar geniş mikrosiemens aralığında değişim yapmamak iyi olur. Yani 100 mikrosiemens, 150 mikrosiemens de çok fazla sıkıntı olmaz. Şimdi bu suyumuzu dinlendirdiğimiz için direkt akvaryuma alabiliriz. Biraz da pompamızı çalıştırarak şöyle havalandırabiliriz. Bu şekilde de ne olur? Suyun içerisindeki klor, değişik maddeler varsa klor ve benzeri maddeler gider. Fakat ağır metaller yine kalabilir. Tabi neokaridina karidesler dayanıklıdır. Biz çok fazla su düzenleyici kullanmıyoruz karides akvaryumlarında. Ama kullanabilirsiniz de. Su düzenleyici, yani ağır metalleri bağlayıcı ve kloru arındırıcı su düzenleyiciler var. Onlardan da kullanabilirsiniz. Tabii yine böyle havalandırın, kullandıktan 10-15 dakika sonra akvaryuma ilave edin. Bu kadar yeterli.
Su seviyemizi görüyorsunuz. Su seviyemiz buradaydı. Buraya kadar çektim. Şimdi yeniden dolduracağım. Pompamız güçlü bir pompa. Çok hızlı dolduruyor. Bu hızlılığın karideslere zararı olur mu? Hayır, olmaz. Fakat yine damlama yöntemiyle, yani yavaş yavaş damlama değil de böyle küçük hortumlarla, vanayla yukarıdan yavaş yavaş doldurmak tabii ki daha iyidir. Bu şekilde de su değişimi yaptığınızda herhangi bir sıkıntı olmaz. Karidesleriniz ölmez. Ben bunu önceden boşaltmıştım. Şimdi de dolduruyorum. Bu akvaryumumuzda sarı ateş neon karideslerimiz var. Zeminde denlerle aktif toprak var ama özelliğini yitirmiş. 3 sene oldu. Özelliğini yitirdiği için neokaridinalarda kullanalım dedik. Suyumuz çok dalgalandığı için mosları düşürdü. Yeniden yerine koyacağız. Akvaryum sıcaklığımız 20 derece civarında. Güzel bir sıcaklık. 22-23 dereceler de güzel. Biraz daha koyalım. Yine işte 16-17 litre aldı gördüğünüz gibi. Bu pompamız Midapo diye bir pompa. Dalgıç pompa. 12 voltla çalışıyor. 10 amperle çalıştırıyorum. Güzel bir pompa. Yıllardır bununla su değişimi yapıyorum. Yerden üst katlara, yani üst kattaki akvaryumlara ve buraya da zor olduğu için suyu aktarmak, bu pompa çok işimizi görüyor. Yine buradan alırken de yine bu pompayla alıyorum suyu, hortumla gidere gönderiyorum. Bu videomuz bu şekildeydi. Neokaridina karidesler 250 ile 650, işte o civarda yaşayabilir. Bu mikro Siemens tabi. PPM olarak konuşursak 150 ppm, 400 ppm, 500 ppm arasında yaşayabilir. Tabi diğer iletkenlik seviyelerinde de yaşıyor ama en uygun bu aralıktadır. Çeşme suyunuz bu aralıktaysa korkmadan kullanabilirsiniz. Ozmos su ve GH, KH kullanmanıza gerek yok. Videomu izlediğiniz için teşekkür ederim. Diğer videolarda görüşmek üzere. Hoşça kalın.